Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar, hoş geldiniz. Sizlere bugün 3. sınıf matematik dersinde zamanı ölçmeyi anlatacağım arkadaşlar. Arkamıza yaslanalım ve dersimizi iyi dinleyelim. Çok kısa da bir ricamız var. Bu tür videoların devamı için kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup bizi destekleyebilirsiniz diyorum ve buyurun dersimize geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi öncelikle ben bu saatleri sizlere bir anlatmak istiyorum. Şimdi gördüğümüz arkadaşlar, normal düz bir duvar saatini yansıtmaya çalıştım tahtaya. Saatlerimiz gördüğümüz gibi arkadaşlar 1'den başlıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane saatimiz var arkadaşlar bizim gördüğümüz. Peki bir gün kaç saat? Bundan bahsedelim arkadaşlar. Bir gün 24 saat. Hocam o zaman biz bu saat üzerinde biz bir günü nasıl anlayacağız arkadaşlar? Saatleri biz öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere arkadaşlar ikiye ayırıyoruz. Öğleden önce ne demek? Gece yarısı 12'den sonra arkadaşlar bir gün başlar. İlk saatimiz 1'dir, 2'dir, 3'tür. Sonra sabah olmaya başlar. Sabah 6, 7, okula kalkarız. 8, 9, 10, 11, 12 öğlen oldu. Bakın öğleye kadar bir 12 saati tamamladık. Öğleden sonra gelecek sürede arkadaşlar, saati okurken öğleden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 geceye kadar gideriz. 12 ve bir günü bu şekilde tamamlarız. Dolayısıyla iki kez 12'yi dolaşıyor saatimiz arkadaşlar bir gün içerisinde. Öğleden önce dediğimiz gece yarısından başlıyor öğleye kadar ve öğleden sonra tekrar başlıyor arkadaşlar akşama kadar. Peki biz dijital saatlerde hocam biz bunu böyle öğleden önce öğleden sonra diye değil de 12'den sonra 13, 14, 15, 16 diye görüyoruz. Korkmayın, çok basit bir ifadesi var arkadaşlar. Okuduğunuz saatin üzerine eğer baktınız öğlen olmuş, öğleden sonraysa mesela ben saati diyelim ki 3 olarak okuyorum. Normalde saat mesela 3 olması lazım. Ama öğleden sonra olduğu için bütün okuyacağınız saatlere öğleden sonra ise 12 ekliyorsunuz. Ne olacak bu saat? Öğleden sonra 3 değil de 15.00 diyeceğim. Birazdan saatleri okumayı göreceğiz. Bakın. Mesela akşam saatimiz 9. Akşam olmuş. Gece saat 9 olmuş. Biz bu saati okuyacağız. Nasıl? Öğleden sonra 9 demek istemiyorum. Ne diyeceğim? 12 saat ekliyorum. Etti mi 21? Hocam saat 9 değil de 21.00 diyorum ben bu saate. Tamam mı arkadaşlar? Peki hocam. Mesela bana dedi ki saat 16 dedi. Bu saat aslında kaçtır öğleden sonra arkadaşlar? Hemen 12'yi çıkartalım arkadaşlar. 12'yi çıkartırsak ne kalacak? Saat 4'tür arkadaşlar. Öğleden sonra saatimiz 4 olacaktır diyoruz. Demek ki arkadaşlar saatlerin arasındaki öğleden önce öğleden sonraki muhabbeti sadece arasına 12 saat ekleyerekten bir gün içerisinde öğleden önce mi, öğleden sonra mı diye okumamıza yardımcı oluyor. Dijital saatlerde zaten görüyorsunuz saatler 00'dan başlar gece yarısı arkadaşlar. Ondan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sonra 13, 14, 15, 16, 17 diye. Dijital saatleri okurken buradaki saatten 12'yi çıkartın. Öğleden sonra kaç olduğunu çok rahat anlarsınız. Dediğim gibi 20 yazıyor mesela saat 20. 00 dedi. 12'yi çıkardığında ne olur? Hocam 8 oldu. Demek ki saat 8.00. Öğleden sonra yani akşam üzeri 8'deyiz biz şu an diyebiliriz. Peki arkadaşlar bunları şimdi siliyorum. Peki gelelim saatlerim nasıl okunacak? Şimdi arkadaşlar bir günün 24 saat olduğunu yazmıştık arkadaşlar değil mi? Peki 1 saat kaç dakika? Bunu da öğrenelim. 1 saat eşittir 60 dakika. Bunu yazalım arkadaşlar. Bir günümüz 24 saat, bir saatimiz 60 dakika. Arkadaşlar bizim saatimizin üzerinde bir tane kısa çizgi, tamam mı? Şöyle bir tane kısa çizgi, bir tane de şöyle uzun çizgimiz olacak. Kısa çizgimiz arkadaşlar yazıyorum. Kısa çizgimiz, kısa çizgi ya da kısa çubuk diyelim. Kısa çubuk akrep diye isimlendirilir. Bu saati gösterir arkadaşlar. Bu saatin kaç olduğunu gösterir. Uzun çubuk ise uzun çubuk bu da yelkovan bu da neyi gösterir? Dakikaları gösterir arkadaşlar. Yani biz saati okurken şu dakika, şu saat, şu dakika diye okuyoruz ya.
Birazdan okumaları göreceğiz. İşte burada saati okumamıza yardımcı olan elemanlar kısa olan çizgimiz. Akrep arkadaşlar, uzun olan çizgimizde yelkovan, bu da dakika gösterecek. Bir de arkadaşlar sürekli dolaşan böyle bir saniyemiz var. Saniyemiz var. Bunu da bahsedelim. Bu saniyede bir tur tam tur attığında, yani bir dakika eşittir, bir dakika eşittir arkadaşlar 60 saniye diyeceğiz. 60 saniye. Yani saniyemiz, burada bir saniye göstermeyeceğiz. Saniyemiz dolaşıp bir tur attığında bu bizim yelkovanımızı arkadaşlar bir tık aşağıya indirecek. Bir tık aşağı indirecek. 3'ten 4'e değil. Dikkat. Burayı bahsedeceğim. Yelkovanımız, dakikamız bir tur attığında arkadaşlar, yani böyle 60 dakikayı tamamladığında, buradan buraya 60 dakika ediyor ya, burası 60 dakika. Yelkovanımız bunu tamamladığında arkadaşlar akrebimizi 1 saat ileriye, yani mesela bizim saatimizi şöyle bir gösterelim biz arkadaşlar, tamam mı? Şöyle bir çizelim. Saatimiz şu anda mesela büyüğü de 12'de, küçüğü de 12'nin üzerinde, tam böyle gösterelim. Bu yelkovanımız bir tur atıp arkadaşlar tekrar buraya geldiğinde bizim akrebimiz ne olacak arkadaşlar? 12'den 1'i gösterecek. 1 saat ileriye gitmiş olacak. Yani yelkovanın tam bir turu 60 dakika atması akrebi 1 saat ileriye atacak arkadaşlar. Peki saniye dedik. Saniye için ne olacak? Saniye için arkadaşlar şöyle, saniye hızlıca dönüyor. Tık 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 tık, sürekli döndüğünü görüyoruz. Bir tur attığında bu her saat arasında arkadaşlar görünmeyen 5 çizgi var. Mesela 12'den başladık ya. 1, 2, 3, 4, 5. Beşincisi 1. Birden başladık, kesirlere ayırıyormuş gibi. Her bölmeyi 5 bölmeye ayırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tam sayının üzerine 5 gelecek arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Saniye bir tam turu tamamladığında yelkovanımız 1 dakika ilerleyecek. Dolayısıyla 12'den 1'e değil, bu çizgilerdeki arkadaşlar birinci çizgiye gelecek. Dolayısıyla buradan şunu öğreniyoruz. 12'den 1'e gelmesi için 1 dakika geçmesi lazım değil. En çok karıştırılan nokta burası. 5 dakika geçmesi lazım arkadaşlar. Şimdi biz burada akrebin 1, yelkovanın 12'de olduğunda biz şunu okuyoruz. Saat 12'yi gösterdiğinde tamdır. Dakika 00'ı gösterir. Biz saati okuyacağız. Saat şu anda 1 diyeceğiz hocam. Peki arkadaşlar şöyle diyelim. Biz buraya 12 değil de bu dakika şöyle 10'un üzerine gelmiş olsa. 2'nin üzerine gelmiş olsa, pardon. Nasıl okuyacağız biz? Biz dedik ki her bir aralık 5 dakikayı gösterir. Dolayısıyla bir sayalım bakalım. Bakın burası 0'dan başlıyor. 12'ye biz başlangıç yerimize 0 diyoruz. 5 dakika, 10, 15 dakika, 20 dakika, 25 dakika, 30 dakika, 35 dakika, 40 dakika, 45 dakika, 50 dakika, 55 dakika ve 60 dakika olaraktan yelkovanımız bir tur tam döndüğünde 1 saati tamamlamış olacak. O halde biz dakikaları okurken şuna dikkat edeceğiz, bunu yazalım. Eğer 1'in üzerindeyse 5 dakika geçiyor. 2'nin üzerindeyse 5 daha ekle 10. 3'ün üzerindeyse 15 geçiyor. Bunların daha sonra bazılarımız şimdi ki hocam hayır 3'ün üzerindeyse çeyrek geçiyor diyeceğiz. Bekleyin. Önce bir dakikaları söyleyelim. 4'ün üzerindeyse arkadaşlar 20 dakika geçiyor. 5'in üzerindeyse 25 dakika. 6'nın üzerindeyse 30 dakika geçmiş. 7'nin üzerindeyse 35 dakika. 8'de 40 dakika. 9'da 45 dakika geçmiş. 10'da 50 dakika. 11'de arkadaşlar 55 dakika ve 12'de tekrar sıfırlanacak. 60 dakikayı doldurduğu için sıfıra geliyor. 60 dakika eşittir. Sıfır sıfırlayacaksınız. Çünkü saati bir tık ileriye attık. Birden 2'ye gelecek bizim arkadaşlar burada akrebimiz. Peki saatler nasıl okunacak? Buraya geleceğiz. Önce bir dikkat arkadaşlar. Birkaç tane örnek vermek istiyorum. Şimdi önce dakikaya bakılır. Kaç dakika geçeceği söylenir. Ondan sonra saate bakılır. Saat kimi geçmiş? Arkadaşlar tam saatler üzerindeyken dikkat etmeniz gereken şey şu: akrep tam olarak saatin üzerindedir. Mesela yelkovanımız 12'de olsun, akrep eğer 3'te ise direkt arkadaşlar biraz daha kısa tutalım, şöyle bir biraz daha kısa yapalım. Akrep 3'ü gösterecektir. Bu dakika her kaymaya başladığında, beşer beşer gittiğinde buradaki akrep de arkadaşlar tam 3'ün üzerinde olmaz.
3 ile 4'ün arasında artık böyle yavaş yavaş 4'e doğru gitmeye başlayacaktır. Yani şöyle söyleyeyim. 5 dakika geçti, akrep burayı gösterir. 10 dakika geçti, biraz daha böyle. 15 dakika geçti, biraz daha şöyle kaydı. Yarım saat olduğunda, yani 30 dakika geçtiğinde tam 3 ile 4'ün arasını gösterecektir. Mesela gösterelim oraya arkadaşlar. Saat tam, dakikamız 30'da olsun. Saatimiz o zaman 3'ü geçtiyse 3 ile 4'ün arasını gösterecektir. Biraz daha ileriye gitmeye başladığımda burada da akrep yavaş yavaş 4'e kaymaya başlayacaktır. Bu tam 12'ye geldiğinde akrebimiz 4 olaraktan 4'ün üzerine bir dahaki tam saate konacaktır. Buraya dikkat. Bunu neden söyledim? Dakikaları ve saatleri okurken arkadaşlar kimi geçtiğini, kime yaklaştığını ve neye bakarak okumamız gerektiğini buradan öğreneceğiz. Mesela şu anda 30 geçiyor. Dakikamız altının üzerinde 5, 10, 15, 20, 25, 30. 30 geçiyor. Kimi 30 geçiyor? 3 ile 4'ün arasındaysa 3'ü geçmiş hocam. Hocam saat 3'ü 30 geçiyor. Okumaları birazdan söyleyeceğim. Şu anda dijital saat okuması yapıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Biz normal saatte kaç geçiyor? Bu buçuk mudur? Çeyrek mi vardır? Çeyrek mi geçmiştir? Ne zamandan sonra geçe? Ne zamandan sonra kaladır? Bunları birazdan söyleyeceğim. Bakalım arkadaşlar. Bir tane daha mesela. Şöyle diyelim. Şu anda dakikamız, yelkovanımız burayı. Akrebimiz de arkadaşlar şöyle şurayı göstersin. Dikkat edin. Yelkovan, biraz daha kısa çizeyim şurayı. Yelkovan arkadaşlar, yelkovan 11 artık 12'ye bir dahaki tam saate gelirken akrep kime yaklaşıyor? 10'a yaklaşıyor. 9'u geçmiş, 10'a yaklaşıyor. Biz saati 10 okumayacağız. Çünkü buna yaklaşıyor. Hocam 55 dakika geçmiş. Kimi? 9'u geçmiş, 10'a doğru gidiyor. Daha 10'a varmamış, tamam mı? Eğer 10'u geçseydi 11'e yaklaşırdı. Dikkat edin. Burada 10 diye değil, 9'u 55 geçiyor diye okuyacağız arkadaşlar. Neden? Bakın akrebimiz 10'a doğru yaklaşıyor. 5 dakika sonra tam 10'un üzerinde olacak. Ne diyeceğiz? Saatimiz 10 diyeceğiz. Eğer yelkovanımız 12'nin üzerindeyse saat kimi gösteriyorsa bunu tam okursunuz. Şu an 3, şu an 4, şu an 5, şu an 6, şu an 7, şu an 8 diye arkadaşlar bunu okursunuz. Ama biraz dakikalar ilerlediğinde gerçek hayatta biz ne diyeceğiz? Akrebimiz artık o saati geçip diğer saate doğru yolculuk yapıyor. Mesela bir saat daha söyleyelim arkadaşlar. Şöyle yapalım. 8'de şurası da burayı kısa burayı göstersin. Tamam arkadaşlar. Tamam şöyle bir çizeyim pardon. Dakikamız burayı göstersin. Yelkovan saatimiz de şurayı göstersin. Bakın. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 40 geçiyor hocam. Kimi? 3'ü mü 4'ü mü? 3'ü geçmiş 4'e doğru geliyor arkadaşlar. Tamam mı? Hocam 3'ü 40 geçiyor. Tamam bunun arasında illa şuraya bakacak buraya bakacak bunu değil arkadaşlar. 3 ile 4'ün arasındaki durumu gösterdiğinde 3'ü 40 geçiyor olaraktan biz bunu okuyacağız. Peki geçelim. Saatler nasıl okunacak arkadaşlar? Bunlardan bahsedelim. Şimdi saatlerin okunması için öncelikle şuraları bir siliyorum. Saatler nasıl okunur diye kısa bir başlık atalım arkadaşlar, tamam mı? Arkadaşlar saatler 15 geçe, bakın 15 ve 30'da arkadaşlar özel isimlendirmeler. 15 dakika 15 olduğunda, 30 olduğunda ve de 45 olduğunda özel isimlendirmeler olur. Eğer 15 geçe yerine çeyrek geçiyor deriz. Çeyrek geçiyor. Saat diyelim ki arkadaşlar şöyle yapalım. Akrep burayı göstersin. Yelkovan burayı göstersin. Saat 4'ü çeyrek geçiyor deriz. 15 geçiyor demeyiz. 30'da arkadaşlar 30 geçe buçuk diye okuruz. Buçuk geçiyor. Saat 3.30 ya da 3.30 geçiyor değil de 3.30 diye okuruz. Direkt buçuk okuruz arkadaşlar. Burada buçuk geçiyor denmez. İşte 2.30, 1.30, 12.30, 6.30, 7.30. Örneğini verelim hemen arkadaşlar. Burada saatimiz diyelim ki şöyle 5'i göstersin. Dakikamız da arkadaşlar buçuğu. Bakın 5.30. Saat şu anda 5.30. 5'i 30 geçiyor demeyiz. 30 geçiyor yerine buçuk okunur. Peki arkadaşlar buraya kadar bunu öğrendik dedim ya. Bizim esasen buraya kadar öğrettiğimiz yerler çok önemliydi ama okuması bundan sonra en kolayı olacak. Buradan sonra 30'dan sonraki geçelerde arkadaşlar saat mesela 5'i 30 geçiyor dedikten sonra 5 dakika daha geçtiği zaman tamam mı şurada hocam 5'i 35 geçiyor yerine şunlar söylenir arkadaşlar.
bir sonraki saate artık kalmıştır. Buna daha yakın olduğu için buçuğa kadar önceki saati geçiyor denir. Buçuktan sonra da bir sonraki saate kalmıştır denir. Peki kalanlar nasıl hesaplanacak? Bakalım. Hocam 35 geçiyor. Peki tam 12 olmasına kaç dakika var? Sayalım. 5, 10, 15, 20, 25. Ya da buradan sayın. 5, 10, 15, 20, 25. Hocam kime 25 var? 5'i geçtiğine göre 6'ya 25 var. Devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle bir şey diyelim. Burayı göstersin. Saatte şurayı göstersin. Şu anda 40 geçiyor ama 40 geçeyi biz böyle okumayacaktık. Kaç dakika var? 5, 10, 15, 20. 20 var kime? 6'ya mı 7'ye mi? Buraya da dikkat. 6'yı geçtim. 7'ye doğru geliyorum. 7'ye 20 var. Peki arkadaşlar 15 kala bakın. 15 geçeye çeyrek geçiyor dedik. 30 geçeye buçuk dedik. 15 kala ya da çeyrek var denir. Yani bir dahaki saatin olmasına çeyrek var denir arkadaşlar. Örneğini gösterelim. Yelkovan burayı göstersin. Saatimiz şöyle şurayı göstersin. Arkadaşlar 45 geçiyor denmez. Bak 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 geçiyor denmez. 5, 10, 15 yani çeyrek var. Bura çeyrek var. Burası çeyrek geçiyor. Burası yarımdı arkadaşlar. Yarım geçiyor diye okunur. Yarımdan sonra diğer saatlere kala diye okuyorduk. Kime çeyrek var arkadaşlar? 3 ile 4'ün arasındaysa o zaman 4'e çeyrek var. Çünkü 3'ü geçmişim 4'e geliyorum. Yarımdan sonra kime yaklaşıyorsam o saati okuyacaktım arkadaşlar. Mesela bir örnek daha veriyorum. Şöyle diyeyim. Yelkovanımız burası. Saatimiz burası olsun arkadaşlar. Yelkovan burası. Bunu biraz daha kısa yapalım. Evet, saat şu an burada 7 ile 8'in arasını gösteriyor. Dakika arkadaşlar çeyrek geçe. Kimi çeyrek geçe? 3'ün üzerinde çeyrek geçeydi. 7'yi geçtiği için 7'yi çeyrek geçe. Peki şöyle olsaydı arkadaşlar. Bakın şöyle olsaydı. Şurayı güzelce sileyim. Eğer şu şekilde olsaydı. Mesela dakika böyle olsaydı. Ve arkadaşlar saat de tabi burada 7'ye değil 8'e doğru yakın kayardı. Tamam mı? 8'e doğru çizeceğiz saatimizi. Dakikamız da buraya 9'u göstersin. Çeyrek var. Kime? 7'yi geçtiğine göre hocam 8'e çeyrek var. Artık burada çeyrek var. Son bir soru daha soruyorum arkadaşlar. Mesela dakikamız şöyle oldu. Saatimiz de arkadaşlar tamam mı? Şöyle gösteriyor. Buraya doğru. Şimdi hocam 10'u 10'a doğru saat 10'un üzerinde gibi görünüyor ama burada ne var? Hocam 55 geçiyor denmezdi. 5 dakika yani birinci de 5 dakika. Beşer beşer söyledik. 5 dakika var. Kime 5 dakika var? Hocam 9'u geçmiş o zaman 10'a geliyor bu. Burada arkadaşlar 10'a 5 dakika var diye biz saatimizi okuruz. Bu saatleri öğleden sonraya çevirirken arkadaşlar 12 ekleyin buraya. 22'ye 5 var diye diyebilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Öğleden sonraki okumalarda saatin üzerine sadece 12 ekliyoruz. Bu şekilde ifade ediyoruz. Saatlerle ilgili her şeyi en ince detayına kadar anlatmış oldum arkadaşlar. Yazarak dinlediyseniz anlamadığımız yerleri kısa bir videoyu durdurup tekrar geri sarıp izlersek arkadaşlar çok net bir şekilde anlayacağınıza eminim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Allah'a ısmarladık.